Şafak gazetesinde bugün manşette şu var. Özellikle enerji fiyatlarını konuştuğumuz bir dönemden geçiyoruz. Bakın Yeni Şafak diyor ki Avrupa'da laf çok, gaz yok. Şimdi kimi medya kuruluşları daha yakın hükümete ve orada son dönemde yaşadığımız sorunların kaynağının sanki dünya olduğunu anlatmak için bir hayli çabalıyorlar. Ama şu mesaj bile, bakın şu mesaj bile, şu manşet bile bize aslında önümüzdeki dönemde karşı karşıya kalacağımız güçlükleri gösteriyor. Bir okuyayım isterseniz çok kısa. Avrupa enerji kriziyle zorda. Rusya'nın geçici olarak vanayı kapatmasının ardından doğalgazın kışın karneyle verilmesi bile tartışılıyor. Ancak enerji krizi göz göre geldi. Avrupa ülkeleri Rusya-Ukrayna arasında gerilim yaşanırken 2006'dan bu yana birçok kez gaz kesintisi ya da yüksek zamla karşılaştı. Çözüm için onlarca rapor hazırlandı ama bir adım atılmadı. İşte bağımlılık arttı. Türkiye ile ortaklık yapılacak bir sürü rapor vardı. Şimdi ben bunu böyle manşet yapıyoruz ama asıl sorun şu. Biz Avrupa'dan bağımsız değiliz bu meselede. Yani bu gaz arzı mesela geçtiğimiz hafta iki tane haber vardı. Rusya İtalya'ya günlük 32 milyon metreküp gaz sevk ederken 21 milyona indirdi. Yine Almanya'ya işte kuzey yakın bir dediğimiz bir gaz boru hattı var. Oradan gaz sevk ediyor. Orada bir her sene dönem dönem işte bir nasıl diyelim iyileştirme yapılıyor o gaz hattı üzerinde. Dolayısıyla belirli bir süre gazı kesiyor Almanya ama bu sene o işin biraz daha böyle bir uzun süreceği, Putin'in bu konuda bu gaz meselesinde daha kuzey yakın bir de daha işi sürüncemede bırakacağına dair iddialar var. Ve yine bu iddialar arasında piyasada konuşulan bugün metreküpü 1000 dolar olan gazın 2500 dolar seviyesine, yani burada bahsediliyor hani laf çok gaz yok diyor ya, gaz yok demek gazın fiyatının artacağı anlamına gelir bir taraftan bakıldığında. 2000-2500 dolar seviyesine çıkacak birim fiyatı. Şimdi biz bugün 1000 dolar üzerinden yapıyoruz bu hesabı. 1000 dolar üzerinden hesabı yaptığınızda 2000-2500'e çıkacaksa en az 2 kat daha fazla artacak demek gazın maliyeti. Şimdi Türkiye'de biz kendi faturalarımızı bir düşünelim. Ben geçen hafta Karar Gazetesi'ndeki köşemde de bunu yazmıştım. Yani zaten Haziran'da bir %30 zam konuttaki gaz kullanımına geldi biliyorsunuz. Öyle değil mi? Hani iki. Şimdi gazın fiyatı iki katına çıkacaksa, yani 500 liralık bir fatura üzerinden gidelim. 500 liralık faturanız geldi en son Mart'ta. Şimdi %30 bir zam zaten geldi. 650 oldu. Gazın fiyatı, dolar fiyatı iki katına çıkarsa ne olacak o fatura? 1300 lira olacak. Dolar da yerinde durmuyor. En azından yıl sonuna kadar hadi böyle iyi gitti diyelim, %15-20 civarında bir artış oldu. Onu da üzerine koyduğunuzda 500 liralık fatura 1500 liraya gelecek kış döneminde eğer bu gerçekleşirse. Bir de burada şöyle bir şey var. Biliyorsunuz ki Türkiye'de doğalgaz özellikle bu kış döneminde belki yapılan iyi şeylerden biri buydu. Devlet tarafından sübvanse edildi. Yani biz aslında 500 liralık fatura ödüyorduk ama o fatura özünde 3000 liraydı. Yani 3000 lira ödemeye denk gelen bir faturayı devlet 2600 lirasını kendi bütçesinden ödedi. Dün de BOTAŞ'ın düştüğü durumdan size bilgi vermiştik. Yani 600 lira 500 lira biz ödüyorduk. Şimdi bu faturalar çok daha yukarı çıkacak. Ama işin kötü tarafı devlet de bunu daha ne kadar finanse edebilecek bilmiyoruz. Yani işte bütçedeki durumu görüyorsunuz. 140 milyar liraya yakın sene başından bu yana BOTAŞ'a devletten aktarılan para var. Bizi zor bir kış bekliyor. O kış işte az önce yayına girerken kahvaltı masasından eksilenlerden bahsetmiştik. Yani o masadan birkaç parça daha bir şey gerçi ne kaldı diyeceksiniz ama o masadan birkaç parça daha bir şey düşecekmiş gibi gözüküyor. Böyle olunca iş mesela